Peki hocam kanser demişken bir başka hastalık, kanser hastalık da diyabet. O da küçük çocuklara kadar indi ve gündelik hayatı çok zorluyor. Bununla ilgili nasıl bir Bununla çözüm? ilgili çok güzel hep Amerika'da yapılıyor klinik araştırmaları. Onların ismini mecburen söylüyoruz, ne yapalım. Bazıları diyor ki niye Türk profesörlerin çalışmasını söylemiyorsun? Var mı ki söyleyeyim yani? Ne yapayım? Yani mecbur. Yani kendim kendime oturayım da şuradan bir şeyler mi? Buradaki dergiler Almanca. Diyor ki mesela Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan klinik araştırmasında gurmar diye bir bitki var. Gurmarın birleşiminde cinnamik asit var. Cinnamik asit pankreastaki beta hücrelerini canlandırıyor. Neden şeker hastalığı ortaya çıkıyor? Beta hücreleri diğer hücrelerden, pankreastaki beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Kişinin bağırsaklarına zehirli gaz, zehirli alkol, hormonsuz madde gelirse karaciğer bunu arıtmak zorunda. Arıtamazsa, zamanla yorulursa, yağlanırsa arıtamadığı zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonsuz maddeler oraya buraya depolanır. Nereye depolanırsa orada sorun çıkar. Karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Pankreas yağlanırsa bu hücreler sertleşirse hücrelerin ortasında adacık hücreleri denen beta hücreleri, jelibon gibi yumuşak etrafındaki hücreler bunu sıkıştırırsa ne olur? İnsülin salgılayamaz. Pankreas sadece insülin salgılamıyor. 1 litreye yakın lipaz amilaz, tripsin vesaire salgılıyor. Artı insülin salgılıyor. Bütün salgılanmış olduğu 1 litrenin içerisinde sadece %2'si insülin. Geri kalanı başka maddeler. Sıkıştı bu hücreler. Çok az zaten. Ne oldu? İnsülin salgılayamadı. Bu gurmar ne yapıyor? Beta hücresini canlandırıyor. Tekrar insülin salgılayabilir hale getiriyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 bitkiyi incelemiş. Yani diyabete karşı, şeker hastalığına karşı etkili olan bitkileri. Ve bunlar içerisinde Hindistan'da yetişen Kurmar, cinnamik asidin isim Latincesi. Bunun içerisindeki etken maddenin şekere karşı etkili olduğunu belgelemiş. Bunun destilasyonunda elde edilen ekstraktı hastalar üzerinde denemiş. 4565 hasta üzerinde denemiş. Ve hastaları tedavi etmiş. Ben değil, Harvard Üniversitesi. Benim kliniğim yok. Ve bugünden bugüne kadar artık dünyada diyabete karşı en çok kullanılan bir üründür bu, kurmak.